Sevgi. Sevgi. Adını Sevgi koyduk işte dedik. Sevgiyle büyüsün. Halasının ismi. Ne diyor, tapumu istiyorum. Sevgi. İşte şimdi aslında bize en önemli şimdi çocuklar için acaba bu okul ne olacak? Ben de zaten lise mezunuyum. Hani ben de İngilizce bölümüm. Tabii ki ben de okusaydım mutlaka bir yerlere gelirim. Yani gene yıkılmak üzere. Hani gene içine yıkılmak üzere. Bye bye. Deprem gecesi 1 yaşındaki kızım Sevgi uyumadı. Belki de onun sayesinde hayattayız. Hiç uyumadı, hep ağladı. Uyu kızım, sus kızım. Ben de en son baktım saat 3.30 gibiydi. Ben de uyumadım. Kızımla beraber yatakta oturduk. Neyse eşime, 3 çocuğum da yere yatak açmışım 3 çocuğuma. Orada uyuyorlar. Eşim yanımda, kızım da yanımda. Ben kızımla oyun oynuyorum. Gece 3.30. Neyse 4 falan. 4.15'te ufak bir sarsıntı oldu. Hani ben dedim belki de çocuklar yatağa vurmuştur ya da kendi kendine yatak sallanmıştır. Ne aklıma gelsin deprem falan. 4.17'de başladı. Yani hani hafif hafif ve gittikçe şiddetlendi. Daha sonrasında ben kızımı kucağıma aldım, 1 yaşındaki kızımı. Bir yandan da yatağı bir elimle tutmaya çalışıyorum. Bu elimde kızım, bu elimle de dolabı tutmaya çalışıyorum. Yatak odası kocaman bir dolap. Dolap yani... Yaklaşık yarım metre öne yürüdü. Öyle diyeyim sana. Ve ev şiddetli sarsıntı halinde, eşime kalk diyorum. Eşim kalktı fakat ne olduğunu anlayamadı. Diz çöktü, durdu. Çocukları kucakla kaç diyorum. Hala durmuş. Bir çocuğu taşıyorum, diğeri kucağımdan düşüyor. Öbürünü taşıyorum. 4 çocuk, hangi birini taşırayım? Ondan sonra kızları ben taşıdım. Oğlanları benim eşim taşıdı. Kapıya doğru yöneldik fakat... Kafamız hani bir şey gelir diye hala şey yapıyoruz, hani kafamızı da korumaya çalışıyoruz. Vallahi terliksiz yani yaptığımız kıyafetlerle ne bileyim kaçıştık dışarı. Ne olduğunu anlamadık zaten ama çok soğuktu, elektrik kesildi, yağmur yağıyordu. Hani ne olduğunu şaşırdık. Arabada 4 çocuk, ben, eşim 7 gün kaldık. 8. günde... Şu an kaldığım çadırı eşimin amcasının çocukları şey yaptılar, tedarik ettiler. İşte 8. günden sonra çadır falan gelmeye başladı işte. Eve girip çıkmaya çalıştık. Hani sarsıntı olur mu olmaz mı diye şey yapmadık. Vallahi ben çok bir şey yemedim. Daha çok çocukları bir şeyler çıkarmaya çalıştım hani. Ne varsa, daha sonrasında işte yardımlar falan gelmeye başladı. Yardımlara gittik, işte yemek falan verdiler. Allah razı olsun. Çocuklar eve girmek istemiyor. Büyük oğlum hiç girmek istemiyor. Hatta ben geçtiğim zaman anne neredesin, hemen çık falan. Çocuklar hiç eve girmek istemiyorlar. Nasıl etkilendiler? Vallahi işte büyük oğlum 2 gün boyunca kustu. Bayağı bir hani ağladı falan. Diğerleri küçük, biraz küçük olduğu için hani şey yapmadılar ama büyük oğlum daha çok. İşte biz, eşim normalde patronun dükkanı var Mersin'de. Biz Mersin'e gittik fakat orada yani geçinmek zor oldu. Çünkü yani 3.000-4.000 aşağısında bir kira yok. Bizim oturduğumuz muhitte 6.000 lira kira. Düşünsene 4 çocuk, 3'ü okula gidiyor. İşte oğlum 5. sınıfta. Zaten şu anda en büyük korkum bu, okul ne olacak? Hani çünkü çocuklarım gerçekten iyi yerlere gelecek çocuklar. Hani tabi destek olursa iyi yerlere gelebilecek çocuklar. Başarılılar mıydı okulda? Evet, çok başarılı. Büyük oğlum mesela takdir aldı. Yusuf matematikte çok iyi. Hani sınavda derece alıyor İbrahim mesela. Evet, daha iyi bir hayat için gitmiştik fakat çok daha kötü bir hayat yaşadık. En azından köyde daha iyiyiz. Niye? Köyde arkadaşımın ineği var, bana 5 kilo süt veriyor. Öbür arkadaşımın sebzesi var, bana sebze veriyor. Öbür arkadaşımın ne bileyim bahçesinde portakalı var, bana portakal veriyor.
okul tatiline girmiştik. Buraya geri gelmeye karar verdik. 10 gündür buradaydık. Ondan sonra depremi yaşadık işte. Depremden öncesinde hani öyle çok lüks bir hayatımız yoktu. Şimdi de zaten aynı geri hayatımıza geri döndük. İşte Sevgi'nin tabii ki mama, bez, ne bileyim diğer çocukların da mesela hani onlara onları geliştirebilecek bir şeyler gelirse mesela kitaptı, boyamaydı, şuydu buydu. Buradan komşulardan odun alıp ısındık. Üç çuval içme suyu yok. Yok şu an iki kolim kaldı, ne yapacağım bilmiyorum. Hani iki koli suyum kaldı. Tam ben kendim için hani öyle lükstü şuydu bu, ben öyle bir şey istemiyorum. Ben sadece çocuklarımın geleceği için bir şeyler istiyorum. Yani sadece çocuklarımın geleceği kurtulsun, okusunlar, bir yerlere gelsinler. Devlet için, vatan için faydalı birer birey olsunlar istiyorum. Hani biz zaten normal rutin köyde yaşayabiliriz. Fakat çocuklarımız ne olacak? Bu eğitim süreci ne olacak? Hani ben gerçekten ne bileyim okusunlar istiyorum. Özellikle iki tane kız çocuğum var. Onlar okusunlar istiyorum. Hani bir yerlere gelsinler. Kendi ayakları üzerinde dursunlar. Ya ben şöyle diyeyim. Yani ben artık şu saatten sonra hani kendim için bir şey istemiyorum. Sadece çocuklarım geleceği için bir şeyler istiyorum.